Artık kadınlarımız bütün sahelerde özlerini ispat edirlər. Onlardan biri de bizim Saadet Hanım'dır. Hem riyaziyatçı alimimiz, hem de Azerbaycan İsveç Federasyonu'nun idare heyetindedir. Sağ olsun, uzak yol yaxın edib bugünkü seminarımıza koşulur, gəlib. Saadet Hanım, sağlamak için sözü sizə veririk. İstərdik, kısa sözü sözünüzü deyəsiniz. Hepinizi salamlayıram burada, həm Afi adından, həm şəxsən öz adından. Təqdim etdilər, mən Afi'nin yönetim qurumunun qadın sorumlusuyam. Yəni kongredə, son kongredə seçilmişim. Bu yüzden de bu söz mənə verildi. Burada həm Kuzey Azərbaycandan, həm Güney Azərbaycandan, həm Türkiye'den, hem Türkmen elinden bildiğime göre katılanlar vardır. O yüzden çalışacağım ki ortak Türk dilimiz olan Türkiye Türkçesinden konuşup. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Ve sevindirici haldır ki burada iştirakçılardan hem beyler hem hanımlar vardır. Çünkü kadın konusu hiçbir zaman kadın konusu değil aslında. Toplumu ikiye bölmek, ayırmaklar cinsiyete göre kliniklerde doğru olabilir cinsel problemler çözülen zaman. Ama bir sosyoloji, bir içtimai sorunlarımızdan konuşacaksam burada mütləq toplumdan herkes dinlemeli, herkes fikrini bildirmelidir. Çok da sevindiricidir ki bu bir seminar şeklindedir. Yani çok güzel olardı ki hem çıkışlar olsun, herkes fikirleriyle paylaşsın. Herkesin fikirleri önemlidir. Hem de fikirlerden sonra imkan olsun ki sual vermek isteyen verebilsin ve bir balaca da olsa tartışma olsun. 1960'larda İlyas Efendiyev bizim Kuzey Azərbaycanın çok popüler dramaturgu yazarı, İctimai Halim İlyas Efendiyev çok da yazardı, teatrlarımızın sahnesinde kadın obrazları çok topluma çok büyük tepki gösterirdi. Bir gün ondan intervyu alırlar ki, siz bir beyefendi, nasıl olur ki kadınların duygusunu bu kadar güzel ifade edebilirsiniz? Yani tam onların bir hislerini, duygularını, bir kadın yalnız bunu kadın olarak kendisi yaşayabilir, o yüzden de bilirler. Siz nereden bilirsiniz ve bu cür yazabilirsiniz? Yazarımız bu suala hiç təəccüblənmədi, çünkü toplumda böyle bir fikirler çok derin kök salmıştır. Ama təəssüf ettiğini yine de bildirdi ki, hamımız insanıq, insanları görmek doğru değil. Hamımızın anası var, bacısı var, kızı var, sevgilisi var, hayat arkadaşı var. Hamımız bunu yani diyalogla her bir şeyi bilmek istesek bilebiliriz. Kadınları dinlemek lazımdır. Kadınları dinlersek, onlarla biz eşit şekilde, dost şeklinde duygularını eşitmek, duymak istersek duygularını da bilerek. O yüzden ben burada bilmek isteyen yani katılan her bir kese teşekkür ederim. İlyas Efendiyev'den ben alt çektim. Ben burada ne literatürden, ne edebiyattan konuşmak fikrim var, ne romantizmle. Afi bir içtimai bir qurumdur. Siyasi değil, kültür cemiyetli toplumların bir federasyonudur. Biz içtimai, biz təşkilatı bir qurumuq ki burada, xaricdə, Avropada, yurt dışında vətənimizə bir faydamız olsun istəyirik.
bizim Azərbaycanın burada sesi olmak istəyirik. Demokratiya hizmet etmək istəyirik. Amma ədəbiyyatın belə bir rolu var ki, o hər zaman insanlara yardım edir. Demək istədiyimizi o yazılmış və yer almış, tanınmış sözlərlə insanların hatırlatmaqla neysə deyə bilirik. Bir iki ədəbiyyatdan misal olaraq çəkəcəm ki, bugünümüzə qayıdaq. Bugünkü günümüzə, çağdaş Azərbaycanımızın vəziyyətindən biraz müqayisə edə bilək. O zamanlar İlyas Əfəndiyev Körpü Salanlar əsərini yazmışdı və bu Körpü Salanlar əsəri 1960'da tüm Kuzey Azərbaycanı o zaman Sovet dönəmində vəlvəliyə salmışdı. Toplum İlyas Əfəndiyev bir feministi adam kimi qələm vermişdi ki, bizim mədəni, bizim milli dəyərlərimizə aid deyil bu demişlər. Körpü Salanlar Sovet əsəridir, uydurmuşsunuz yəni. Halbuki çok güzeldi. Her zaman da yaşar bir olacak. Çünkü o eserde bir kadın mühendis olarak gelir, erkeklerle çiğin çiğine inşaatta çalışır ve onların her birini arkadaş olarak arkadaş bilir. O kendisine saygı kazanmak istiyor ve ona inanmalarını istiyor. İlyas Efendiyev kadını cüretli, cesur, iş bilen, akıllı kaleme verir. Biz bir toplum, biz bir ictimai, bir Azərbaycan Federasyonu bir təşkilat olarak nə cür istədiyimizdən çox təəssüf ki, göstərə bilmədim, yararlı olardı düşünmüşdüm. Biz işlər etmişik, 1998'dən yaranmışdır bu təşkilat, hər zamanda verimli olmuşdur. Çok büyük təsir göstermiştir, müsbət təsirlər, pozitiv təsirlər göstermiştir vətənimizə, Azərbaycanla inteqrasiyasına. Amma mütərəqqini istəmək, ilerlişi bir cəmiyyətdə istəmək hələ azdır. Vətəni sevmək hələ azdır. Nə istəmək üçün, ona bir faydalı vətəndaş olmaq üçün, vətənin daşı olmaq üçün bir adım atmaq, hərəkət etmək lazımdır. Adım atmaq üçün sistematik çalışmaq daha doğrudur. Nə cür sistematik çalışa bilərik? İlk öncə biz belirləməliyik, tanımalıyıq. Məsələmiz nədir? Xırdadan böyüyə, küçükdən, yəni böyük məsələlərə tutmuş. Bugün transportda, bugün yolda gələrkən, bir şey görərkən ona bir reflektə etmək, onu kəndində analiz etmək, biri ilə paylaşmaq, onu tartışmaq. Küçük bir şeyden tutmuş, büyük siyasi problemlere kadar vətənə ait, özümüze ait, kendimize ait her bir şeyi belirlemekle, analiz etmekle plan yapmalıyıq sonra ve onu uygulamaya çalışmalıyıq. Uyguladıktan da sonra takip etmeliyiz ki, nasıl yerine düşür, necə gedir, faydalı mı, istediğimiz kimi ya değil mi? Her bir fenomene, her bir olaya biz belirlemeye çalışmalıyıq. Qadın rolu dedikdə isə sual çıxır. Bu günlərim həm jurnalistikada, həm ədəbiyyatda, həm elmi tartışmalarda, diskusiyonlarda bu sual gedir. Qadın mı, bayan mı? Niyə birisinə xanım əfəndi deyirlər, birinə sadəcə adıyla ittifad edirlər, ya bir bayan deyirlər. Qadın hərəkatı dedikdə neyi nəzərə tuturuq? Bizim yaşadığımız bu ölkə İsveç o barədə dünyanın ən birinci, ən örnek ölkələrindəndir ki, bu qadın məsələsini qadınlıqdan çıxarmışdır. Buna cinsəl məsələdən çıxarmış, terminoloji yaratmış və çox kvinnafuşnik deyirlər ki, burada sistemli olaraq 60'larda başlamışdır. Onu kvinnafuşnikdən, qadın araşdırmalarından çıxarmış, genus araştırmasına çevrilmiştir. Terminoloji çok önemlidir. Terminoloji, referans kullandığımız kelimeler doğru olarsa bir anlaşmamız da aynı tepkide gider. Bu tesadüfi değil ki biriyle tartışarken kadın bayan, bir kadın erkeğe Azerbaycan'da mesela erkek değilsen diyende, kişi değilsen diyende o ondan hakaret hissi geçirir. Neden? Çünkü aynı düşünmürler. Referans kullandığı terminoloji, yüklediği anlamlar aynı değildir. Ve aksi de aynı.
Biyoloji cinsiyet kimi konuşmayacak bugün. Kadın bir biyoloji cinsiyet kimi bakılmamalıdır. Kadın insandır, kadın vatandaştır, kadın soydaştır. Kadına bir eşit bakmak için, eşit gözle bakmak için, onu güçlü, zeki, erkeklerden eşit, ne yukarı ne aşağı, aynen eşit bir varlık kimi bakmalıyız. Bu bir sosyo-kültürel konstrükte olunmuş varlıktır. Kadın dediğimiz, erkek dediğimiz. Yani bugün hansı kadın normal, akıllı, güzel sayılır Azerbaycan'da ya Türkiye'de ya İsveç'te? Bu sosyal konstrükte olunmuştur. Bunu yıllarca oluşturulmuşlar. Küçük yaşından beri olacaksan demişler. Bir kadın burada normal sayılır, başka bir kültürde normal sayılmış. Burada iyi bir Müslüman sayılır, başka bir toplumda iyi bir Müslüman sayılmış. Çünkü neden? Bunlar bir sosyal, hemen o kültürde oluşturulmuş, konstrükte yapılmış bir varlıklardır. Biz azıcık bir bilektelim, kadınlar ne kadar hareket edebiliyorlar, neler yapabiliyorlar, neler yapabilmiyorlar. Ama en önemlisi söz demek imkanı olan kadınlar. Yani onların bu yapabilmek imkanı olandan sonra neler yapıyorlar? En önemlisi budur. Burada en büyük yani problemler de odur. İmkan olandan sonra neyle meşgul olur? Kategoriler, stigmalar yaranmıştır. İmkan olduğu zaman neler yapıyorlar? Bunun üzerinde ben çok isterdim ki danışabilirim. Değerin oturuşmuş toplumun kafasında, mentalitesinde değerin oturuşmuş stereotipler vardır. Ve buna milli değerler deyirler bazen, ama burada yanlışlık da var. Milli değerler diyerek o değerin oturuşmuş stereotipleri yaşatmak her zaman iyi mi, iyi değil mi? Bunu düşünmeye her zaman değer. Yani gelecek nesiller yarı hoş, yarı zor, bunları ötürmeye değer mi? Her bir gösterdiğimiz, her bir aşılamaya çalıştığımız değerler gerçekten milli değerlerimizdir mi? 1921 ilde Virginia Woolf İngilizce yani roman yazır. Roman daha çok essay karakterini taşıyor. Adını da kadını kendi odası koyuyor. Bir geceye bu roman dünyada bütün İngiliz kült toplumunda çok meşhur olur, popüler olur. Neden? Çünkü o zamanlar az yazardılar, saz yazardılar. Sözün değeri vardı. İlk defa idi ki bir kadın topluma bir söz atır. Deyir ki kadının öz odası olmalıdır. Oda dedikçe bir gerçek anlamda oda getmir. Köşesi olsun, bir küçük bir yeri olsun. Ama yani kendini ayırma zamanı olsun. Düşünmeye, kendi yapmak istediği bir işlere şerait olsun, imkanı olsun. Var mıdır sual verir topluma, kendi toplumuna sual verir. Neden beylerin o imkanı vardır, kanunların yoktur. Sonra, bu 1921 ilde olur. Bu tohum sepilir. Yani bu fikir olarak tohum sepilmiş olur. Ne kadar ilerleyebilir? Birinci Dünya Cihan Savaşı Avrupa'nın başına gattı. Sonra 1949'da Simone de Beauvoir Fransa'da çok büyük bir öncül Fransız feministi De Andra Schönet eseyini yazır. Bu artık ilmi şekilde yazır. Her bir şeyin ilmi araştırmasıyla izahını vermeye çalışır. O da bütün burada yani kadınların durumunu kadınların özünde görmüş bir sistemde, sosyal kültürde yapılmış vaziyette gösterir. 1961'de Michetta Bucci Second Class Citizen kitabını yazır. Yazır ki neden kadınlara ikinci sınıf vatandaşı kimi bakıyorsunuz? Neden? Neden eşit bakmıyorsunuz? Kim dedi bunu? Bu kelimeni ilk defa Amerika Birleşmiş Devletleri'nin prezidentini işletmişti, bir başka alemde işletmişti. Çok sonra da Barack Obama gelirken yine tekrar ederdi ki burada Amerika'da hiç kim Birleşmiş Devletleri'nde ikinci sınıf vatandaşı olmamalıdır, olmayacaktır. Ama Michetta Bucci başka bir sual koyuyor Avrupa karşısına. Nigeria'dan gelen kadın
Yazır ki, mən burada diskriminə oluram, ayrımçılıq yaşıyorum, yəni Londonda. Amma nədənləri bir deyil. Biri ırkçılıqdır, biri soydursa, biri mənim dərimin rəngidirsə, yəni dördüncüsü də cinsəldirsə, dördüncüsü də mənim kəndi toplumumdur. Kəndi toplumumun o oturuşmuş, o dəyəri stereotiplər ki vardır, kadın nasıl olmalıdır, məni burada boğan, əzən, əsasən odur. Yaşamağa qoymayanlar, irəliləməyə qoymayanlar, çalışmağa, oxumağa qoymayanlar mənim öz toplumumdur. Mən burada hər tərəfli bir kadın əgər Londonda sistemin bir cinsəl kadın olduğuna görə əzilirsə, baskı yapılırsa, mənə 4 qat yapılır. Çünki həm dərim başqadır, həm başqa dindən gəlirəm, həm də öz toplumum olmaz diyor. Öz toplumum deyir ki, bizim ayrı milli dəyərlərimiz var. Bunu nədən deyirəm? Fikirləşin, görün. Siz burada aynı sorunları yaşıyorsunuz mu? Yaşayarkən nasıl tepki göstərirsiniz? Mutlu musunuz? Mutlu olmasını üçün, rahat yaşamalı üçün, o dahi harmonini kəndinizdə taxmaq üçün nələr yapıyorsunuz? Çünki qadın mutlu olmazsa, evlatları olmaz. Ailədə mutluluk olmaq üçün, harmoni olmaq üçün hər bir kəs mutlu olmalıdır. Bunlar o demək deyil ki, mən sadaladığım məsələlər Avropa demişdir, bizim vətənimizdə demişdir, vətənimizdə demişdir. Lap onlardan da qabaq demişdir. Cəfər Cabbarlı Sevil əsərini yazanda 1928 idi. O da qadını ucaltmışdır. O da Sevil əsərində qadının çaba göstərdiyini, özünə inandığını, güclü olduğunu, cesur olduğunu göstərmişdir. Evet, önce ezilmiştir, sonra ama ayağa kalkmıştır, dik dayanmıştır. O zamanlar kadınların toplumu böyle terbiye edirdiler. 1951'de Səməd Furqun Aygün poemasında ezilmiş kadını yine de gözyaşlarını silip ayağı üstte duracağını göstermiştir. Konservatoru bitirmiş bir kadın evlendiğinden sonra ezilir. Bunlar misallarıdır. Bunlar topluma mesaj gönderildi ki, ey böyle olmalıdır. Yəni ki, hər qadın itayət etməkdənsə ona ailədə devrim yaratmağa çaba göstərməlidir. Çaba göstərib eşini anlatmalıdır ki, mən işə başqa şeylər üçün yox, kəndimi həyata keçirmək üçün gedirəm. Arzularımı həyata keçirmək üçün gedirəm. Mən də sənin kimi eşit haqlarım vardır. Və istəyəndə qadın bunu doğru yapanda nəticədə gözəl olur. Əzizə Cəfərzadə 1900 Əzizə Cəfərzadə də 60'larda 70'lərdə çox 80'lərdə 90'larda çox verimli əsərlər yazmışdır. Hər türlü vətənə qayıt yazmışdır. Çünki o zamanlar bizim Azərbaycan türkləri Rusiyada çox şəkildə orada yaşayırdılar. Aləmdə səsim var mənim demişdir. Çünki kəndisinə çox inanılır. Hər konuya toxunmuşdur deyənə, hər konuya toxunmuşdur, hər bir əsəri ictimai xadim kimi topluma demişdir deyənə özünə inanılırdır qadın. Demişdir ki, aləmdə səsim var mənim. Böyle bir əsər yazmışdır. Və sonradan Pəncərədə İşıq romanında yenə də əzilmiş qadını, gəlin gəlmiş bir qadını, yüksək eğitimli bir qadının evdə zorla saxlanmasını, yəni eşiyə çıxsan, çalışsan, normal qadın deyilsən deyə qadının ailədə mücadilə göstərməsini və erkəyin sonradan yanlış yapmasına göstərmişdir. Amma şimdi baxalım, bugün Kuzey Azərbaycan nasıl əsərlər yaratır? Geriyə. Bugün Xuraman Vəfa şairəmiz çıxır, çox tez-tez ona söz veriyorlar, yəni TV-də, ictimaiyyət, mediyada. Çıxır deyir, qadın məcburdur eşinə çay versin, qadın məcburdur filan eləsin. Bugün qızlarımızı əksinə itayət etmək üçün öylə bir itayətə tərbiyə edirlər. Niyə? Bütün sistem belədir, korkuyorlar. Və bugün ya öylə qadınlar mutludurlar, onlara yer veriyorlar Azərbaycanda, ya da ki, tam azğın bir qadınlar mutludur. Ortada doğru pozitif qadınlar əziyyət çəkiyorlar. Sistem belədir, itayət istiyor. Bugün gerçəkdən mübarizəmiz, mücadiləmiz güclənməlidir. Qadın məcbur deyil. Qadın məcburdursa, erkək də məcburdur. Bir-birimizə məcburuz. Nə məcburuz? Saygı. Saygı məcburuz. İlgi məcburuz. Yardım məcburuz. Nə naminə?
gözəl ailə, sağlam ailə naminə, sağlam toplum naminə, vətən naminə, bütün Azərbaycan naminə. Amacımız bu olsa, ortaq məxrəcimiz sağlam ailə olsa, sağlam toplum olsa, keçirməyi də öyrənəcəyik. Eşit məsələsini bir kərə zəkamıza, bir kərə aklımıza soka bilsək və bunu qəbullana bilsək, buna inana bilsək, gerçəkdən sorunlarımızın çoxu da yarı-yarıya azalacaqdır. Demokrasi bir günə gəlmir. Hayır. Biz bugün İsveçlə kəndimizi müqayisə etməməliyik. Bütün araşdırmalar, elmi araşdırmalar onu göstərir ki, situated knowledge deyirlər buna. Hər toplum kəndinə görə ayarlanmalıdır. Yəni, faydalanmalıdır, başqa yerlərdən özünə götürməyi çox gözəl, amma öz toplumuna görə, bugünkü şəraitinə görə uyğulanmalıdır. Biz birdən-birə kəndimizi, toplumumuzu İsveçlə müqayisə edə bilməliyik. İsveç birincilərdəndir, amma buna çox mücadilə etmişdir. Çox mücadilə etmişdir. Mən bugün müqayisə edirəm Türkiyə ilə. Türkiyədə böyük işlər gedir. Çünki Türkiyə bu Avropa Birliyinə katılmak için çok çaba gösterdi. Bir yarı hoş, yarı zor bu adımlar attı. Çok büyük projeler gelir. İzleyende Türk dizilerini görürük ki çok güzel konulara dokunuyorlar ve bu konular, bu romanlar bir eğitim karakterini taşıyor. Sosyete hizmetçiler mesela ayrımcılığını kabağa koyuyor. Bu da demokrasiden üze çıkar yani, müstəviyyə çıkarır. Bilər belirtilir. Yani, demokrasiden konuşmak bile olmaz. Patron çalışanlar, kan davası, mafya, sosyal sığortalar olmamasını göstərir. Azərbaycan konusu türkçülük dizilərində yəni önə çıxır, təcavüz, şiddət və çox məsələlər. Amma Azərbaycanda belə konuların heç birinə toxunulmuyor. Durğunluqdur. Kuzey Azərbaycandan konuşuyorum ben. Kuzey Azərbaycanın sorun, güzel işləri də var, amma durğunluq gerçəkdən vardır. Mən təəssüf etdiyim məyusluq hissi ilə toxunacağım bəzi məsələlər vardır ki, biz qadınlar nəinki erkəklərə yardımcı olmaqda bəzən zayıfı, kəndi kəndimizə də solidaritet, dayanışma göstərmirik. Yəni, göstərmirik. Nərgiz Yağdublu gənc bir qadın müxalifətdə olduğu üçün öldürüldü. Kuzey Azərbaycanda. Bir kadın sesini çıkarmadı. Mən gözlərdim ki, yüzlərlə kadın meydanlardan kalkmasın. Çox siyasi kadınlarımız, jurnalistlərimiz çox ağır ceza çektiler. Heç kim tepki göstermedi. Heç kim sokaklara çıkmadı. Heç kim bir nümayiş göstermedi. Buradan biz Güney Azərbaycanda olan bütün hərəkətlərə təpki göstəririk, səsimizi kaldırırıq. Amma Kuzey Azərbaycandakı olanlara arzum budur ki, başqaları, diğerleri, Türkiyəlilər, Güney Azərbaycandakilər göstərsinlər. Çünki Kuzey Azərbaycanlılar ora gedərkən sorun yaşamasınlar. Yəni onlara da zindan bəkləyir yoxsa. Güney Azərbaycanın istiqbalı için elimizden ne gelirse onu yapmalıyız. Qarabağ meselesi bugün dondurulmuştu. Toleranstan konuşuyorlar. Toleransı ben çok da müsbət bakmıram ki konferanslar koyulur Avropada. Ben onu bir mesaj kimi kabul edirəm. Neden? Çünkü bunlar sanki susarak boynumuza koymak istiyorlar ki bak dediniz imza attınız ki tolerans var. Ermənilər sabah bugün ona gəlincə heç də onları üzməyin. Bu bir mesajdır. Başqa bunu mən ayrı cürə yaza bilmirəm. Yəni bu tolerans birdən-birə 2 ildə çıxdı. Öncə Mehriban xanım Fransaya getdi. Fransa heç vaxt bizlə ilgilənməmişdir belə konularda. Onlar toleranslıq məsələsini orada kaldırdılar. Bugün də İsveç ev sahibliyi edir. Yəni ki siz toleranssız. Başqa kimə tolerans olmayıb nə yapacaq? Cürəti mi var Kuzey Azərbaycanın? Kim var orada? Müslümanlardır, talışlar, köklər. Ruslardır ki, hər zaman onlar hamıdan yaxşı, bizdən yaxşı özlərini hiss edirlər. Trans olmayıb, nə yapacaq ki? Əlimizdən gələn nədir? Cürət mi var? Başqa bir şey yapacaq bilərik. Ermənilər konusudur məncə. Ki, onlar orada yerləşirlər, onlara heç incitməyəcəksiniz. İsveçlə müqayisə etməyin
öğrenmeliyiz. İsveç'ten öğreneceğimiz şeyler çoktur. 1960'larda Sefer Bey dediği gibi burada kreş, anaokul sistemi %100 hamiye ait olmaya başladı, mecburi oldu ve çok gelişim taptı. Bugün ise İsveç o projenin dalgısınca giderek neyin ki öz ülkesi çerçevesinde, hatta dünyaya mesaj veriyor. Dünya politikası var, feminist politikası var. Aynen böyle seslenir. Hükümet kadın hakları, temsil ve kaynakların güçlendirmeyi amaçlayan feminist bir dış politika izlemektedir. Yani bunu İsveç hükümeti böyle ilan vermiştir. Margot Wallström bu September ayında ve eylem planı yapmıştır. Tüm dış politika, barış ve güvenlik ve dahil olmak üzere iş, bilgi ve analize üzerine kurulan sistematik bir toplumsal eşit cinsiyet perspektifini sahip olacaktır dünya üzere. Başlamıştır da ya ilerleyir de. Ben bitirmek üzereyim. Sizden çok sevimli sohbetler bekliyoruz. Sizden ürekli, cesur söhbətlər, tartışmalar bəkliyoruz və cəmiyyətimizə, toplumumuzdan reflektə edən, analiz edən, sərbəst düşünən evlatlar yetişdirməsini istiyoruz. Gerçəkdən özgür siyasəti olan bir ölkə bəkliyoruz, Azərbaycanın yəni. Həm iç politikasında, həm diş politikasında Rusiyadan, İrandan çəkinməyən, gerçək bir özgür politikası olmasını istiyoruz. Və feminizm siyasətini mutlaq və vazgeçilməz bilən siyasi partiyalar, parlament və hökumət istəyiriz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.